Arkadaşlar tekrar merhaba. İnançlarla ilgili video yapmıştık 10. bölümde. Bu 11. bölümde de kısa seri hareketler neler, EFT vuruşları, onları anlatmak istiyorum. Değinmek istiyorum biraz bunlarla ilgili. Sevgili arkadaşlar, inançlarımız çok çok önemli. Bir şeyin değişmesini istemiyorsanız, vücut da onun değişmesini istemiyor. Bilinçaltına kodladığımız her şey, olumsuz her şey, bedenimiz de buna uyuyor. Yani bir bilgisayar yazılım sistemi gibi düşünün bunu. Siz ne istiyorsanız vücut onu yerine getiriyor. Benim fıtığım var, bu asla iyileşmez. Ameliyatla iyileşir diyorsanız o iyileşmeyecektir arkadaşlar. Ya da başım ağrıyor, doktora gittim, ilaç verdim. Bu kesinlikle geçmez, iyileşmez. Ağrılarım ömür boyu devam eder diyorsanız, bu da bu şekilde bilgisayar sistemi gibi siz bunu inançlarınızda kodluyorsunuz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. O yüzden ağzımızdan çıkan her şeye çok dikkat edeceğiz. İnançlarımıza çok dikkat edeceğiz. Olumlu konuşmaya. Kendimiz için yani bunlar. Önce kendimiz ve başkaları için. Çok önemli. Şimdi yine EFT'lerde kısa seri olarak bilgiler vermek istiyorum. EFT zaten çok kısa bir teknik ama daha da kısa bir versiyonu var arkadaşlar. Kısa versiyona geçmeden önce uzun versiyonu en azından birkaç sorunuzda deneyin ve deneyim kazanın ki gününüz, güveniniz artsın. EFT uzun seriyi, temel seriyi birçok sorunda uygulayan Gary Craig, bazen uzun serinin tamamını yapmasa da sonuç aldığını görür. Gamut prosedürü ve olumlama cümlesini kullanmadığı bazı durumlarda da çözüme ulaştığını fark eder. Buradan gamut prosedürünün ya da olumlama cümlesinin gereksiz olduğu sonucu kesinlikle çıkarılmamalı arkadaşlar. İstatistikler olumlama kısmının vakaların yaklaşık %40'ında, gamut kısmının da %30'unda gerekli olduğunu göstermektedir. Ben bu gamut prosedürüyle ilgili bir videom daha var. Orada bunları tekrar dinleyip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi onlara geçersek, videoları da kısa tutmak istiyorum, en az bir 20 veya 30 dakika. Amacım burada uzman eğitmen olarak, uzman eğitmen arkadaşlara EFT'yi anlatabilmek, ders olarak anlatabilmek arkadaşlar. Ne zaman gerekli, ne zaman gereksiz olduğunu tespit etmek için deneme yanılma metodunu kullanacaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uzun seri değerlendirme kısımlarını saymazsak olumlama, vuruşlar, gamut, vuruşlar olmak üzere 4 adımdan oluşuyor arkadaşlar. Kısa versiyonundaysa hatırlatıcı ifade söylenerek doğrudan vuruşlara geçilerek aşağıdaki noktalara vurulur. Kaşın başı burası arkadaşlar, şöyle iki parmakla. Gözün yanı şu şekilde, gözümü çıkarayım daha iyi. Gözün yanı, gözün altı, burun altı, dudağın altı, köprücük kemiği, koltuk altlarımız, başın tepesi geliyor arkadaşlar. Bir de ben yine söylemiştim, aslında hani prosedür olarak başka bir eğitimde de tam olarak, mesela ben sağlıklıyım, çok sağlıklıyım, çok sağlıklıyım, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Çok çok sağlıklıyım, daha çok sağlıklıyım, çok çok sağlıklıyım, çok çok enerjiyim. Bunları 7 defa vuruyoruz arkadaşlar, iki bu tepe noktalarıyla şu şekilde. Çok çok enerjiyim, çok çok mutluyum, çok çok enerjiyim, çok çok sağlıklıyım, çok çok sağlıklıyım, çok çok mutluyum, çok çok mutluyum. Çok çok sağlıklıyım, çok çok enerjiyim, çok çok mutluyum, 7 defa. Çok çok sağlıklıyım, çok çok mutluyum, çok çok mutluyum. Koltuk altlarımız, ondan sonra da ve parmaklar. Şimdi parmaklar da var biliyorsunuz. Onları da aslında teknik olarak söyleyeyim.
Çok çok sağlıklıyım. Elimizin üzerine yine iki parmakla bu şekilde. Çok çok sağlıklıyım. Çok çok mutluyum. Çok çok sağlıklıyım. Çok çok mutluyum. Çok çok enerjiyim. Efendim söyleyeyim. Kendimize bakacak tarafta bu. Şuralarda arkadaşlar. Bu kısımlara. Çok çok sağlıklıyım. Çok çok mutluyum. Çok çok neşeliyim. Ben hani teknik olarak siz ne istiyorsanız o burçları yapabilirsiniz. Kısa teknik olarak anlatıyorum çünkü. Çok çok sağlıklıyım, çok çok mutluyum, çok çok sağlıklıyım, çok çok enerjiyim, çok çok mutluyum, çok çok sağlıklıyım, çok çok mutluyum, çok çok sağlıklıyım, çok çok mutluyum gibi bu şekilde çok çok sağlıklıyım, çok çok mutluyum diyerek 7 vuruşla her bir şekilde 2 veya 3 tur yaptığınızda öncesinde enerji seviyenizi birden 10'a kadar değerlendiriyorsunuz. Daha sonra bittikten sonra enerjiniz kaça çıkmış? Yükseliyor. Otomatik yükseliyor yani. Hiç söyleme kaç diye sormama bile gerek yok. Otomatik olarak yükseldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Kısa teknikler bu şekilde. Yukarıdaki prosesi uyguladığınızda duygunuzda değişim oluyorsa o spesifik problem için gamut ve olumlama adımlarını yapmaya gerek yok. Değişim olmazsa gerek var demektir. Dolayısıyla kısa seriyi yapmanıza rağmen duygunuz değişmediyse olumlama ifadesini kullanın. Ondan sonra noktalara vuruş yapın. Yine sonuç almazsanız bu sefer serinin tamamını eksiksiz olarak uygulayın. Yani gamutu da ekleyerek uzun seriyi yapın. Aslında toplamda serinin tamamını bile 1 dakikadan kısa sürdüğünü düşünecek olursa gamut ve olumlama gerekli mi değil mi diye düşünmeden çoğunlukla uzun seriyi yapmakta fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları bu EFT'yi yaşam koçluğunda, NLP'de, efendim söyleyeyim regresyonda, hipnozda yani psikolojide çok sık kullandığımız ve danışanlarımıza liderlik, önderlik yaptığımızı düşündüğümüz bir prosedür ve bir sistem. Sorunlarımızı olumlama yaparak, EFT'yi de kullanarak çok güzel sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine arkadaşlar bir de EFT yapıyorsanız ve değişim olmuyorsa ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum. EFT yaptığınız halde durumunuzda bir değişiklik göremiyorsanız moraliniz bozulmasın. Lütfen hemen EFT işe yaramıyormuş demek ki bende de işe yaramıyor ya da bu sorunda işe yaramıyormuş gibi sonuçlara lütfen bu inançları lütfen bilinçaltınıza kodlamayın. Böyle davranırsanız çok kötü bir hata yaptığınızı söyleyebilirim. Çünkü yöntem çok basit de olsa başarı ile başarısızlık arasındaki en önemli fark detaylarda ve normal prosedür çalışmadığında ne yapacağını bilmekte yatar arkadaşlar. EFT yaptığınız halde değişim olmuyorsa çözümün önünde bazı engeller var demektir. Bu durumda aşağıdaki noktalara dikkate alarak yeniden yapmalısınız. Birkaç tur, en az yarım saat, yani biraz uzatabilirsiniz. Kısa versiyon yerine uzun versiyonunu uygulayın. Tekrar turlarda olumlama cümlesi ve hatırlatıcı ifadeleri değiştirin. Spesifik olun. Olumlamaları daha vurgulu söyleyin. Olayın yönlerine dikkat edin. Psikolojik ters tepkiyi dikkate alın. Köprücük kemiği solunum egzersizini ileride değinilecektir. Yaptıktan sonra EFT yapın. Bol su için, sade suyla sabun ve şampuan kullanmadan duş aldıktan sonra yapın. Enerji toksinlerini kontrol edin. Bizim bu enerji toksinlerini buradaki hatlarda köprücük kemiğinden bir hat çiziyoruz. 7-8 saatim şu kısımlar arkadaşlar. Şuralara böyle olduğunuz zaman toksinleri atacağını söylemiştik. Onu kastediyoruz. Toksin atmak için. EFT yaparken ne kadar spesifik olursanız
kadar iyi ve hızlı sonuç alırsınız arkadaşlar. Annem beni sevmedi ya da ben başarısız biriyim ifadeleri üstünde çalışmak için fazla genel ifadelerdir. Bunlar yerine annenizin sizi sevmediğine ya da başarısız olduğunuza inanmanıza yol açan spesifik olaylar ya da durumları düşünerek onlara EFT yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Örneğin başarısızım çünkü matematik sınavından en düşük notu ben aldım. Ya da başarısızım çünkü istediğim bölümü kazanamadım gibi. Bu şekilde hatırladığınız olaylar üzerine daha ayrıntılı çalışırsanız olumlu sonuç alma olasılığınız artar arkadaşlar. Psikolojik ters tepki. Neden bazı konularda irademiz işe yaramaz? Bir alanda gayet başarılıyken neden başka bir alanda aynı başarıyı gösteremiyor? Örneğin iş hayatında gayet iyiken iş kiloya ya da sigaraya gelince aciz kalıyoruz. Sigarayı bıraksak da neden bir süre sonra yeniden başlıyor ve ya da kilo versek de neden bir süre sonra yeniden alıyoruz? Çünkü arkadaşlar vücut o konfor alanını seçiyor. Orada çok mutlu ve orada rahat. Yani mutsuz olmaktan çok rahat, ağrılı olmaktan vücut çok rahat. Konfor alanı çünkü. O ağrıdan başkalarına işte diyor ki ben çok ağrım var. Gidiyor işte oradan kendini nemalandırıyor vücut. Bir sporcu bazen çok iyi performans gösterirken neden bazen kapasitesinin çok altında oynayarak herkesi ve kendini hayal kırıklığına uğratır? İnsan bilinçli olarak bir şey istediğini söylerken bilinçaltında buna bazı itirazlar olabilir. Fizikte çok temel bir yasa vardır. Her kuvvet kendine eşit ve ters yönde bir tepki yaratır. Korkuyorsanız ve korkmuyorum ya da korkmayacağım diyorsanız kendi içinize bir çatışma yaşıyorsunuz demektir. Bu çatışmada muazzam bir enerji harcar ama fazla aşama kaydedemeyebilirsiniz. Etseniz bile bunun maliyeti çok yüksektir. Stres, fiziksel rahatsızlıklar gibi. Kişinin bilinci ile bilinçaltı arasında böyle bir çatışma olup olmadığını kinesiyolojik testle tespit edebilirsiniz. Bu konuyu daha önce kinesiyolojik test bölümünde de ben anlatmıştım. Kendisine test yapılan kişi bir kolunu uzatarak doğruluğu test edilecek ifadeyi söylerken testi yapan kişi yana doğru uzatılmış olan kola basınç uygulayarak aşağıya iter. Kol zayıf tepki verirse kişinin bilinçaltında söylenen ifadeye karşı itiraz var. Güçlü tepki verirse itiraz yok demektir. Doktor Roger Callahan bu testi kilo vermek isteyen bir kadında uygular. Kadın zayıflamak istediğini ama yıllardır diyet yapmasına rağmen çok az kilo verebildiğini söyler. Kadına kendisine olmak istediği kiloda zayıf olarak hayal etmesini söyler ve bu sırada kolunu basınç uygular. Kolu zayıf tepki verir. Bu sefer kendisini şu anda olduğundan çok daha şişman hayal etmesini söyler ve yine test eder. Bu sefer kolu güçlü tepki verir. Ve örneğin bizim çocukluğumuzda çocuklarımıza kilolu zayıfsa diyoruz ki yemeğini ye, çok zayıfsın, hasta olursun şeklinde kodlar bilinçaltına işleyerek çocuk normal bir kiloda olsa bile anne endişe ederek bu kodları çocuğa nakleder, implante eder. Yani bilinçaltını kodlar arkadaşlar. Ve çocuk ileriki yaşlara geldiğinde belki zayıftır çocukluğunda ama o kodlar bir üstüne çıkar bilinçaltının travmalarla olabilir, yalnızlıkla, değersizlikle vesaire. Onları uygulamaya başlar çünkü o konfor alanında onlar söylenmiş o çocuğa. Tekrar o konfor alanına çıkarak bunları yapmaya başlıyor. Herkes mutlu yani, zayıf olan da mutlu. Bilinçaltında, efendime söyleyeyim, şişman olan da mutlu. Beyin mutlu yani bu şekilde olmaktan. Hem de çok çok mutlu.
Ama biz bakıyoruz, aa pantolon olmuyor, aa işte bana şişman dediler, ben kilo vermeliyim. Yani bu çok yüzeysel kalıyor. Yani derinlerini deşmedikten sonra bir cerahat gibi, bir yara gibi orayı açıp böyle bir bakmadıktan sonra siz istediğiniz kadar bana anlatamazsınız yani. Kilo vermek istemiyorsunuzdur çünkü. Mutlusunuz orada. Konfor alanındasınızdır çünkü. Bundan nemalanıyorsunuzdur. Çocukluğunuza ait duygularla beraber, duygusal açlık diyoruz mesela, değil mi? Duygularla onu bastırmaya çalışıyoruz, örtmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Bu sefer ben kilo almak istiyorum ifadesini test eder ve kol güçlü tepki verir. Kadın bilinçli zihniyle her ne kadar kilo vermek istediğini söylese de bilinçaltı buna itiraz etmektedir. Kinesiyolojik test bilinçaltının tepkisini gösterir arkadaşlar. Direkt hiç şey yapmaz yani, bilinçaltında bu kinesiyolojik testi uyguladığınızda istiyor mu istemiyor mu hemen bilinçaltı onu zaten uyguladığı için hemen bilebilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar yapmalısınız yani, asıl kilo verme değil. Bu duyguya çalışma yaptığınızda kilo verme de otomatik olarak zaten ortaya çıkıyor. Zayıflanıyor. Callahan yıllardır diyet yaptığı halde kilo veremeyen 6 kişiye daha aynı testi yapar ve aynı sonucu alır. Dillerinin söylediği ile bedenlerinin söylediği birbirine uymamaktadır. Zaten sonuç alınamamış olmasının nedeni de bu çatışmadır. Artık elinde gelişme göstermeyen ya da yavaş gelişme gösteren kişilerde sorunun nedenini anlamak için kullanacağı çok iyi bir araç vardır. Siz de bunları kullanın arkadaşlar mutlaka. Yaşam koçlu arkadaşlarım, efendime söyleyeyim, DLP psikolog olan arkadaşlarım zaten kullanıyor olabilirler birçoğu. Bu teknikler çok kıymetli. Psikolojik ters tepkinin en önemli nedenlerinden biri de negatif düşüncedir. Hepimiz iyimserlerimiz bile zaman zaman negatif döngüye gireriz. İnsan negatif düşündükçe negatif duygularla doğal. Bir şeyi ne kadar çok çoğaltırsak negatifi, o kadar çok negatif çoğalır. Pozitifi çoğaltırsak pozitif çoğalıyor arkadaşlar. Demiştik onu zaten bilinçaltı kodlamalarımızda ve inançlarımızda. Negatif düşünmenin faydalı bir şey olmadığını herkes bilir. De bunun bedenimize nasıl bir etki yarattığını bilen çok azdır. Düşüncelerinize inanılmaz bir gücü var arkadaşlar. Negatif düşünceler meridyenlerdeki enerji akışını tersine çevirebilir. Yani enerjinin normalde akması gereken yönün ters yönde akmasına yol açabilir. Biraz önceki EFT vuruş noktalarından bahsediyoruz yani burada tersine çevirebiliyor bu enerji akımını. Kronik sağlık sorunlarının neredeyse hepsinde psikolojik ters tepki vardır ve bu iyileşmenin önündeki en önemli engeldir. Özellikle depresyon, bağımlılıklar ve kanser gibi dejeneratif hastalıklarda bilinçaltının negatif kodlamasıyla ilgili sorunlardan kaynaklandığı söylenmekte arkadaşlar. Buna yol açıyor yani. Bazı insanlarda negatif düşünme alışkanlığı kemikleşmiştir. Hep şikayet ederler. İşleri yolunda gitmez. Kendilerini kurban olarak görürler. Görünüşe göre kader mesaisinin çoğunu onlara ağ örmekle geçirmektedir. Aslında onlara karşı olan dünya değil, kendi enerji sistemleridir. İnsan kendine ne kadar zarar veriyor, değil mi arkadaşlar? Akış ters olduğunda enerji terapisti Donna Eden'ın ifadesiyle siz bir yana giderken enerjiniz ters tarafa doğru gitmektedir. Psikolojik ters tepki bir karakter özelliği değildir. Hepimize zaman zaman olur. Kiminde sık, kiminde daha seyrek, kiminde bir alanda, kimisi başka bir alanda bu sorunu yaşayabilir arkadaşlar. EFT'nin kurucusu Gary Craig'ın deneyimleri vakaların %40'ında psikolojik ters tepki olduğunu göstermiştir. Peki, EFT yaparken psikolojik ters tepki olup olmadığını test etmek için her seferinde kinesiyolojik test mi yapmamız gerekiyor? Hayır. EFT yaparken
Başlangıçtaki olumlama kısmı psikolojik ters tepki varsa onun sonucuna bakılabilecek ters enerji akışını düzeltmek için yapılır. Ters akış varsa noktalara vursanız da sonuç alamazsınız. Bu durumda sadece EFT değil hiçbir teknik sonuç vermeyecektir. Burayı bir kere daha okuyayım arkadaşlar. Diyor ki EFT yaparken başlangıçtaki olumlama kısmı psikolojik ters tepki varsa sonuca oluşabilecek ters enerji akışını düzeltmek için yapılır. Ters akış varsa noktalara vursanız da sonuç alamazsınız. Bu durumda sadece EFT değil hiçbir teknik sonuç vermez. Yani demek istiyor ki arkadaşlar siz eğer onun mesela ben çok zekiyim, çok çok mutluyum, çok çok enerjiyim, efendime söyleyeyim çok çok zenginim gibi olumsuz kodlarınız varsa siz bu enerji tekniklerini yani EFT tekniklerini ve enerji meridyen vuruşlarını yapsanız da inançlarınız eğer değişmemişse hiçbir işe yaramaz. Önce bu kodları değiştirmeniz gerekiyor. Bu kodların değişmesi için sık sık tekrarlamanız gerekiyor. En az 40 gün, günde 3 defa ya da 3-6 tekniğini kullanarak sabah 3, öğlen 6 veya da akşam 9 defa kullanarak bu teknikleri uyguladığınızda bilinçaltı da buna inanmaya başlayacaktır. Bir anda değişim olmuyor. Onu demek istiyoruz yani. Doktor Callahan ters akışı düzeltmek için gerekli noktaların hassas nokta ve karate noktası olduğunu tespit etmiş. Buralar de karate noktamız. Burası. Ve olumlama kısmını söyleyerek bu noktalara vurulduğunda ya da ovulduğunda sürecin çalışmaya başladığını görmüş arkadaşlar. Masaj da yapabilirsiniz. Yani bu hemen bir çok mutluyum, çok mutluyum. İnancınızı değiştirmek için o mesela bu şekilde, bu şekilde yapabilirsiniz. Veya danışanlarınıza yaptırtabilirsiniz arkadaşlar. Evet. EFT yaparken süreç bir noktada tıkanır, değişim olmaz ya da az olursa ilk olarak psikolojik ters tepkiden şüphelenin. Yani içi ayrı, dışı ayrı. Adam göründüğü gibi değil diyoruz biz buna değil mi? Yani bu adam ne diyor? İçi ayrı, dışı ayrı. Ondan bahsediyor ters köşe. Diyelim çok öfkelisiniz. Öfke duygunuzu EFT yaptınız. Değişiklik olmadı ya da çok az oldu. 10 seviyesinden 8'e indi ve orada takılı kaldı. Belki öfkenizin size belli bir güç verdiğine inanıyor. O yüzden de bundan vazgeçmek istemiyorsunuz. Ya da öfkenizden kurtulduğunuzda sizi öfkelendiren kişiye iyilik yapmışsınız gibi hissedebilirsiniz. Örneğin bazılarımız anneye, babaya çok öfkeli olabiliyor. O öfkeden kurtulmak istemiyorlar yani zaten. Onlarla mutlu, ona öfkeli olmak onun için aslında çok büyük bir haz yani egoyu besleyen bir şey bu. Egodan kurtulamıyorlar yani. Vazgeçmek istememiz psikolojik ters tepkiye iyi bir örnektir. Bunu çözmeden öfke ifadesini tekrarlayarak noktalara vursanız da öfke duygunuzda değişim olmaz ya da çok az olur arkadaşlar. Bu durumda ilk yapmanız gereken olumlama cümlesini değiştirmektir. Örneğin öfkemin geçmesini istemiyorum. Çünkü haklı olan benim. Bu duygum bana bir çeşit güç veriyor. Öfkem geçerse gücümü de yitireceğimden korkuyorum. Buna rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Yani aslında ego kendini iktidar kabul ediyor. Yani ben her şeyi yaparım, ederim filan. Orada çok mutlu. Onu değersizleştiriyor yani. Karşıdaki aslında kendini değersizleştirmiş oluyorsunuz burada. Önce kendinizi değersizleştiriyorsunuz, daha sonra yansıtarak karşı tarafı değersizleştirdiğinizde ne oluyor? Ego çok mutlu oluyor, ters köşe yapıyor. Değersizleştirince ne oluyor karşı tarafı? Çok mutlu olduğunuzda egoya hizmet etmiş oluyorsunuz arkadaşlar.
egoya hizmet ettiğinizde de işte sonra başınızı taşlara vurursunuz. Ben niye hastalandım? Ben niye öfkelendim? Bu adam niye böyle? Bu niye şöyle? Niye bu böyle? İşin içinden çıkmak için 40 tane doktor gelse, psikolog gelse, uzman gelse size hiç kimse hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Egoya hizmet etmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, süper egomuza hizmet edeceğiz yani. Hassas noktayı olarak ya da karate noktasına vurarak sizin durumunuzu tanımlayan bunun gibi bir cümleyi ve varsa diğer korku ya da endişelerinizi ifade edin. Daha sonra hatırlatıcı bir ifade olarak bu korkum ya da bu endişem diyerek noktalara vurun. Ondan sonra duygunuz değişmeye başlar. Bir daha tekrarlayın bakın arkadaşlar. Öfkemin geçmesini istemiyorum. Çünkü haklı olan benim. Bu duygun bana bir çeşit güç veriyor. Öfkem geçerse gücümü de yitireceğimden korkuyorum. Buna rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Bazıları kesinlikle kabul etmez. Kesinlikle kabul etmez. Yani kabul ettirebilmek bile çok büyük bir adım aslında. Seminerlerden birinde sorun yaşadığı birine karşı duyduğu kızgınlık üzerine çalışan bir kadın birkaç turun ardından birdenbire noktalara vurmayı bıraktı. Duygusunda bir değişik olup olmadığını sorduğumda kızgınlığının azalmaya başladığını ama daha fazla azalmasını istemediğini söyledi. Yani o kızgınlık alanında, yani konfor alanı olmuş oluyor. Çok mutlu. Egoya hizmet ediyor çünkü. Nedenini sorduğumda bu duyguya alıştım ve nasıl olduğunu biliyorum. Şimdi bu duyguyu ortadan kalkacak olursa ben benzeri bir olay yaşarsam etkisinden daha fazla etkilenebilirim diye korkuyorum. Savunma mekanizması oluşturmuş yani bunu, kalkan olarak, duvar olarak örmüş kendini. Bu yüzden de daha fazla azalmasını istemiyorum dedi. İşte psikolojik ters tepki bu arkadaşlar. Bu engel ortadan kaldırılmadan noktalara vursa da değişim olmayacaktır. Bir başka örnek de yılan, timsah fobisi olan bir hanımla ilgilidir. Geldiğinde yanında yılan kelimesini bile telaffuz edemiyor, o hayvan diye bahsediyordu. Yılan resmine bile bakamıyordu. EFT yapmaya başladı, korkusu azalmaya başladı. O gelmeden internetten bir yılan resmi bulup renkli olarak basmışım. Korkusu azalınca resme bakıp bakamayacağımı sordum. Kabul etti. Ama resmin olduğu yere yaklaştığındaki resmi henüz görmemişti. Korkusu yeniden arttı. Hemen psikolojik ters tepkiden şüphelendim ve ona aşağıdaki cümleleri söyleterek kinesiyolojik test yaptım. Bu korkudan kurtulmak benim için güvenli. Bu korkudan kurtulmak benim için güvenli değil. Ya da işte yılan korkusundan kurtulmak benim için güvenli. Köpek korkusundan kurtulmak benim için güvenli. Ya da köpek korkusundan kurtulmak benim için güvenli değil şeklinde bir kinesiyolojik test yapıyorsunuz. Korkusundan kurtulmaktan korkuyordu. Çünkü bu korku ortadan kalkarsa orman gibi bu hayvanların olabileceği yerlere gidebilir ve oralarda bu hayvanlarla karşılaşabilirdi. Oysa bu korku sayesinde gitmiyor. Böylece kendini korumuş oluyordu. Bilinçaltındaki bu düşüncenin yüzeye çıkmasıyla birlikte korkusu yeniden azaldı. Daha sonra resme bakmasını istedim. Yine duraksadı. Nedenini sorduğumda kendisinden bir şey yapmasını beklediğinde içinden onu yapmamak geldiğini söyledi. Ben de şu anda resme bakmak zorunda olmadığımı, istediği zaman bakabileceğini söyledim. Ve aradaki diğer insanlarla konuşmaya başladım. Arkadaşlar siz de bu EFT uzmanı arkadaşlarım, bu fobiler ve korkularla ilgili bu kinesiyolojik testleri yaparak, EFT uygulayarak bunları ortaya çıkabilir ve arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz. Çok güzel bir teknik fobilerle ilgili, özellikle kinesiyolojik teknik beraber kullandığınızda. Sonra onu katlayarak çantasına koydu.
pardon, beklentinin ortadan kalkmasıyla beraber rahatladı ve biz konuşurken masada ters çevrilmiş şekilde duran resme baktı. Sonra onu katlayarak çantasına koydu ve gitti. Bu çalışma yapılmadan önce gazetede yılan resmi gördüğünde çığlık atarak elinden fırlatıyordu. O yüzden eşinin her gün hiçbir yılan ya da timsah resmi olmadığından emin olmak için gazeteleri taraması gerekiyordu. Endişeniz ne olursa olsun şunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Her negatif, her ne kadar negatif duygunun sizi koruduğunu düşünseniz de korumaz. Koruyamaz. Sadece sizi kısıtlar, performansınızı düşürür, alanınızı daraltır. Size değişim konusunda direnç hissederseniz hassas noktaya vurarak ya da karate noktasına vurarak, burası hassas noktamız, aşağıdaki olumlama cümlelerine benzer cümleler kullanabilirsiniz. Bu duygudan kurtulmak istememe rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Bu duygumdan kurtulmak bana güvenli gelmiyor. Buna rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Yani bu duygu ne mesela? Sigara içmek. İsteme duygum bana güvenli gelmiyor. Buna rağmen kendimi güvenli geliyor ya da gelmiyor. Derinden kabul ediyorum. Bu korku oradan kalkacak olursa yapabileceklerimden çekiniyorum. Korkum beni dizginliyor. Buna rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum. Sorunlarım olmazsa ben ne düşüneceğim? Bugüne kadar sorunlarımı düşünmekle o kadar meşguldüm ki onlar ortadan kalkacak olursa ne yapacağımı bilmiyorum. Bu belirsizlik ve boşluk duygusu beni korkutuyor. Buna rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Arkadaşlar, bazen insanlar gerçekten uğraşacak sorun arıyorlar. Örneğin ev hanımlarımız ya da işi olmayan diyelim ev hanımlarımıza örnek göstermeyelim, tabii her ev hanımlarımız değil, yanlış anlamasınlar beni, ama birçok mesela temizlik hastaları mesela kendine iş üretiyorlar, düşünce üretiyorlar, korku üretiyorlar, onların arkasını alarak kendilerini daha güçlü, daha kabullenilmiş hissediyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Bu problemlerime rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Bu problemin üstesinden asla gelemeyecek olsam bile kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Bu problemi çözmeye henüz hazır olmasam bile kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Bu problemden kurtulmayı hak etmiyor olsam bile kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Bu problemi aşmak için gerekenleri yapacağıma hiç ihtimal vermiyorum, ama buna rağmen kendimi tamamen derinden kabul ediyorum. Sonra noktalara vurarak standart EFT sürecini uygulayın arkadaşlar. Bazen çok yorgun ya da hasta olduğunuzda meridyenlerdeki enerjiniz ters akabilir. Biraz video uzadı, kusura bakmayın. Hemen birazdan kapatacağım. Bazen çok yorgun ya da hasta olduğunuzda meridyenlerdeki enerjiniz ters akabilir. Bu durumda normalden iyi gelen aktiviteler sizi yorar. Örneğin yürümek, normalde size kendinizi iyi hissettirirken birdenbire çok yorulabilirsiniz. Böyle kendinizi çok yorgun, bitkin hissettiğiniz durumlarda aşağıdaki testi yapın arkadaşlar. İleriye doğru 7 adım yürüyün ve birine kinesiyolojik test yaptırın. Sonra geriye doğru 7 adım yürüyün ve yine kinesiyolojik test yaptırın. Eğer kolunuz ileri doğru yürüdüğünde zayıf, geriye doğru yürüdüğünde güçlü tepki veriyorsa, meridyenlerinizden en azından yarısında enerji ters akıyor demektir. Çünkü normalde testin tam tersi sonucu vermesi gerekir. Böyle olduğunda köprücük kemiği noktalarına masaj yapın ya da noktalara vurun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bugünkü video bu şekilde. Umarım uzman eğitmen, EFT uzman eğitmen arkadaşlarıma faydalı olmuştur. Uzunca, yarım saati aşmayan videolar çektim. Uzman eğitmen arkadaşlarıma diğer videolarımı da izlemelerini, beğenmelerini
tavsiye ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok çok seviyorum. Olumlu düşünelim, olumlu konuşalım. Olumlu ışıklar saçalım etrafımıza arkadaşlar, negatif değil. Bu derslerimizin amacı da bu zaten. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin lütfen.